Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan, sizlerden de destek beklediğimiz videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saat 2:05. 4 Kasım 2022. Uyku tutmuyor. Hani eskiden sinirden, stresten uyku tutmazdı. Sinirlenirdik takımımıza işte. Bu mağlubiyet, ulan bu yaşatılır mı bize falan filan derdik. Ama şimdi sevinçten, mutluluktan uyku tutmuyor. Varsın böyle olsun. TV 8'de de tekrar varmış. Hemen orayı da açayım. Şurada da tekrar varmış. Hemen orayı da açayım. Burada da varmış. Hemen burayı da açayım falan yapıyoruz. Çok güzel bir gece yaşıyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ve grubu lider bitirip Avrupa Ligi'nde adını son 16'ya yazdırdı. Dakika 23'te Arda Güler'in attığı gol, 45 artı 2'de Arda Güler'in asisti, William Arao'nun kafa vuruşunda attığımız golle skoru 2-0 yaptık. Dinamo Kiev Avrupa Ligi'nde saat 23'te başlayan maç kuşağında ilk 45 dakikalarda en çok faul yapan takım oldu. Ama en az sarı kart gören takımdır. Aynı şekilde ona rağmen de kırmızı kart gördüler. Hani bir klişe var ya, Fenerbahçe'nin rakipleri niye kırmızı görüyor? Fenerbahçe'yi kolluyorlar mı? Ya arkadaş, rakibinin kırmızı kart görmesi kollama anlamı taşıyor mu? Hani hep bu pencereden bakıyorsun. Bir de şu pencereden bak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grubunu namağlup şekilde lider olarak bitirdi. 7 Mart 2023'e kadar Avrupa maçı yok. Asıl Fenerbahçe için lig şimdi başlıyor. Yani orada hile yap, burada hile yap, şurada hile yap. Bir de hani hile olarak değil de gerçekten düşünerek bir cevap verseniz. Ulan adamlara hile diyoruz ama adam oynuyor abi demek çok mu zor? Adam oynuyor abi. Adam oynuyor abi. Şimdi geçen sezon UEFA kulüp sıralamasında Fenerbahçe 107. sırada. Şu anda 60'a kadar yükselmiş durumda. 47 puan, yani şey 47 sıralama birden atlamış durumda. 47 sıralama. Ve Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında elde ettiği başarıyla 14,7 milyon euroyu kasasına koydu. 14,7 milyon euro. Hocam bunun bizim için önemini söyle. Önemi şu. Önümüzdeki yıl transfer bütçene 14,7 milyon euroyu ekliyorsun. Hani şu Financial Fair Play olayı var ya, orada da 14,7 ekliyorsun. Yani şu anda Fenerbahçe 14,7 milyon euroluk transfer yapabilir. Financial Fair Play'de etkilenme yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir etkisi var. Şimdi Arda Güler kariyerinin ilk Avrupa golünü atmış oldu. Hocam benimle her zaman özel ilgileniyor. Gol anında hissettim. Önüme düşer belki diyor ve önüme düştü diyor. Annem 2 ay önce kalbinden ameliyat oldu. Futbola odaklanmak çok zordu bu süreçte. Bir söz verdim. İlk golümü anneme armağan edeceğim diye. Gol atınca da anneme armağan ettim diyor Arda Güler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar, dışarıdan bakıp çok eleştirenler oluyor. İşte Arda Güler gibi bir futbolcunun yeteneği var, bitirecek. Bu futbolcuyu mahvedecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Hatırlayın bir söylenen sözleri. Hani ben dile getirdiğim zaman adam hain oluyor. Bir de siz düşünün. Yok şöyle, yok böyle, yok skandal, yok şu. Ya Arda Güler'in oynatılmadığı her maç skandaldı. Her maç işte bu bunu eliyor, bu şunu eliyor, şu şunu eliyor. Bir düşünün ya. Bir düşünün arkadaşlar. O şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor, bu şöyle yapıyor. Öteki taraf, ya Arda Güler'i bitirecekler. İşte Fenerbahçe çocuğu mahvetti. Yok komisyoncu, yok ucuza gidecek çocuk. Portekiz takımlarını ucuza göndermek için uğraşıyor falan filan. Etmeyin eylemeyin ya. Şimdi ne diyorsunuz? Arda Güler'in bu arada oyunda kaldığı 62 dakika boyunca performansı. Bir gol, bir asist, iki kilit pas, 5'te 5 uzun top isabeti, %80 pas başarısı, iki pas arasıyla top kazanma, iki top çalma, 6 ikili mücadele kazanma ve yaşı daha 17. Incredible. İnanılmaz. Ve Fenerbahçe tarihinde Avrupa kupalarında 17 yaş 251 gün ile en genç gol atan futbolcusu. En genç gol atan futbolcusu. Ama Fenerbahçe'nin dinamizmi, yapısal reformu, yani yapısını bir düşünün arkadaşlar. 23 resmi maç, 58 gol. Müthiş. Fenerbahçe'de bu sezon 19 farklı oyuncu gol sevinci yaşamış. Müthiş.
Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı da kaybetmeyen Fenerbahçe 7 galibiyet 3 beraberlikte kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamış durumda. Müthiş. Allah nazardan sakındırsın. Hani bir şeyleri konuşmak için çok erken ama Mart ayına kadar maç yok. Mart'ın 7'sine kadar maç yok. Kafamda kurguluyorum, kafamda ligi oynatıyorum. Jesus'un oynatacağı ligi düşünüyorum. Mart ayına kadar ligi bitirip tamam artık şampiyonuz. Bu iş bu kadar. Hani Ersun Yanal'ın bir cümlesi vardı ya. Artık iş bitti. Şampiyonuz. Tamamdır diye. Mart ayına kadar tamamdır bu iş bitti şampiyonuz deyip Avrupa Ligi'ne odaklanan bir Jesus profili. Allah nazardan sakındırsın. Hani konuşmak için erken. Biliyorum. Ama Fenerbahçe devre arasında bir stoper. Kötülük eriği gibi bir stoper. Belki bir orta saha ya da kanat oyuncusu alırsa. Yani mesela Bertrand Traore şimdi pişmandır değil mi gelmediğine. Mesela Amin Harit mesela gelmediğine pişmandır. Neydi? İran'da bir forvet vardı. Adı aklıma gelmedi. Pişmandır. Daha birçok futbolcu pişmandır gelmediğine. Bekao gemileri yakıp gelseydim. Nino belki gemileri yakıp gelseydim. Bu arada Kiev maçında Arao 8.14. O da biliyorsunuz ikinci golümüzü attı. Ferdi Kadıoğlu 7.04. Hani çok beğendik mi Ferdi'yi? Atilla Salah 7.03. Hem de bu kadar maç yoğunluğuna rağmen. Serdar Aziz 7.0. Yani maçın etkili isimleriydi. Bu arada Ren'in 2 tane golü iptal edildi. Ve sıcağı sıcağına Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Erden Timur, Ren'in iptal edilen 2 golünü Galatasaray TV'de inceleyeceğiz diye bir açıklama yapmış. Yok trolldür bu ya. O kadar değil de trolldür. Yani inşallah trolldür. Yok gerçek değildir. O kadar da değildir yani. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde playoff eşleşmeleri arkadaşlar. Şimdi düşünün bak şu takımlar birbiriyle maç yapacak. Ya da ben bunu görsel olarak vereyim. Şu listeden 8 tane takım azalacak arkadaşlar. Playoff'a kalan takımlar şöyle biraz daha büyüteyim. Yani şu listeden 8 tane kurt birbirine eleyecek. Geleni de biz eleyeceğiz. Sonra çeyrek finale çıkacağız inşallah. Bak Ajax, PSV, Leverkusen, Rennes, Barcelona, Roma, Sporting Lisbon, Union Berlin, Manchester United, Salzburg, Shakhtar, Midtjylland, Sevilla, Nantes, Juventus, Monaco. Ulan senin Monaco diye takım. Mesela şu an şu aynı şu şekilde herkes birbiriyle eşleşebiliyor mu ya dur. Aynı ülke takımı var mı? Eşleş Ajax'a PSG, işte PSV. Ajax Rennes'le eşleşsin, Leverkusen PSV'yle eşleşsin. Dövüşmesinler. Düşünsene ya. Şöyle bir eşleşmeyi. Soldaki 8 komple elense, sağdaki 8 baş edilebilir türden takımlar. Ya soldaki 8. Yani ya biz güzel kurtulduk. Gerçekten biz güzel kurtulduk bu cendereden. Şimdi maçın sonrasında açıklamalar var. Maçın sonrasında futbolcularımızın açıklamaları var. Ama böyle şeyler var. Mesela bu arada Avrupa Ligi'nde grup ikincileri PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco. Nasıl Monaco? Trabzon 3. bitirdi Monaco 2. Yuh! Hangisini lider bitirdiler lan bunlar? Şimdi final 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Puskaş Arena'da oynayacakmış. Yani Konferans Ligi final maçı 7 Haziran 2023'te Prag'da oynayacakmış. İnşallah arkadaşlar hayırlısı olsun. Şimdi maçın bitiminde Jesus'un açıklamaları var. Çok ilginç açıklamaları var. Çok çok ilginç açıklamaları var. Ben onlardan da kısaca değineyim. Takımın teknik direktörü olarak mutluyum. Son 16'ya kaldık. Fenerbahçe'yi Avrupa'da tekrar duyurmak adına önemli bir şey başardık. Oyuncularım harikaydı. Harika performans gösterdiler değil mi? Fenerbahçe'nin adına Avrupa'da tekrar duyurmak adına önemli bir iş. Bu turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takımımız yok. Ama bizim öncelikli hedefimiz lig şampiyonluğu. İyi de bir kura şansımız olursa bir tur daha atlayabiliriz demiş. Şimdi şunu soracaksınız. Hocam
14,7 kazandık ya devre arasında 14,7 milyon euroyu basıp bir futbolcu alamıyor muyuz? Yok. Siz, şu anda biz bir önceki sezonların şeyini yediğimiz için ancak yaz dönemine bu iş oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz olsun, bilginiz olsun. Şimdilik olmuyor. Diyor ki şu anda Avrupa Ligi'nde en iyi takımlar kaldı. İyi takımlarla oynayacağız. İşler biraz daha zor olacak. Doğru. Mantıklı arkadaşlar. Yani şu an zor takımlar kaldı gerçekten de. Yani Türk futbol için aslında şey diyor. Türk futbolu ve ülke sıralaması için çok önemli. Takımların bireysel sıralaması için de önemli. Avrupa'da alınan puanlar çok önemli. Bu akşam da tüm Türk takımları alabildiği kadar puanlar aldı. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek adına önemli diyor. Bak. Elin Portekizlisi. Bir sene sözleşme imzalamış Portekizlisi. Senin ülke puanını düşünüyor. Senin Şampiyonlar Ligi puanını düşünüyor. Elin Portekizlisi. Senin Türk teknik adamın da çıkıyor diyor ki Avrupa maçının ne önemi var arkadaş? Biz Fenerbahçe maçına odaklandık diyor. Görüyorsun değil mi? Yani görüyorsunuz. Çok çok tuhaf arkadaşlar. Yani Ferdi Kadıoğlu'nun namağlup ve lideriz. Bizi evimizde ve deplasmanda hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza sonsuz teşekkürler. Şimdi var ya sabah okul var. Ben de dahil birçok kişi nasıl kalkacak? O da ayrı bir mesele. Bak Jesus'un iyi takımlarla oynayacağız demesi mesela. Değil mi? Çok zeki şey bir. Sonra diyorlar ki mesela hani ya diyorlar blöf mü yapıyorsun? Ben blöf yapmıyorum diyor. Ben blöf yapmıyorum diyor Jesus. Yani o takımlar bizden daha şeyler. Yatırımı bol takımlar, daha çok transfer yapabilen takımlar vesaire vesaire vesaire. Hani adam açık açık söylüyor. Ha Avrupa Ligi'ni kazanabilir misin diyor. Avrupa Ligi'ni kazanacak gücümüz yok diyor. Önceliğim lig diyor. Şimdi daha detaylı konuşma gerçekleştiriyor başka bir yerde. Ben şimdi orayı da konuşacağım. Çünkü önemli olan benim için burası. Yani açık söyleyeyim. Altına imzamı atıyorum. Teknik direktör mutlu. Bak diyor ki oyuncularım harikaydı. Akıllı bir oyun sergilediler. Kazandık. Puan farkıyla lider olduk. Playoff oynamayacağız. Bu çok önemli. Takım artık yorgunluk limitinde 3 günde bir maç yapmaktan ötürü yorgunluk sınırındayız. Bir tur oynamadan geçmek bizim için bu açıdan önemli diyor. Hani bizim öncelikli hedefimiz lig şampiyonluğu. UEFA Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İleri gitmek istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak bir kadromuz yok. Bizim hedefimiz lig şampiyonluğu. Ha iyi bir kura şansı olur. Bir tur daha atlayabiliriz. Şu an en iyi takımlar kaldı. Dolayısıyla işler biraz daha zor olacak diyor. Türk futbolu için ülke sıralaması için çok önemli. Ayrıca takımların kendi sıralaması da çok önemli. Türkiye'nin sıralaması Avrupa ve Konferans Ligi'nde alınan puanlarla birazcık iyileşti. Türkiye şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynayarak gitmesi söz konusu. Bunu değiştirmek için Avrupa'da alınacak puanlar çok önemli. Bütün takımları alabildiği kadar puan aldı. Önümüzdeki yıllarda Türkiye şampiyonunun eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi önemli diyor. Bak senin ülkeni düşünüyor yine. Arda henüz 17 yaşında. Çok yetenekli bir futbolcu. İyi dinleyin burayı. Fiziksel anlamda gelişmesi gerekiyor. Henüz kırılgan. Fiziksel olarak gelişecek zamanı var. Taktiksel anlamda öğreneceği şeyler var. Onun üzerine baskı yüklemememiz ve olduğu şey olmadığı şeyleri ondan beklemememiz gerekiyor. Zamanla çok fazla gelişecek ve çok önemli bir oyuncu olacak. Buna hiç şüphe yok diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Müthiş bir gece yaşadık. İlk defa 4 takımımız Şubat'ı gördü ya. İlk defa. Lincoln takımlar taraftarı kadar büyüktür. Bu galibiyeti Krakow'da bize Kadıköy'ü yaşatan taraftarımıza hediye ediyoruz. Lig'de olduğu gibi Avrupa'da da lider Fenerbahçe diyor. Arkadaşlar şaka bir tarafa. Gerçekten bak samimi söylüyorum. Bizim yani niye A+ hoca istediğimizi şimdi anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani lidersin, bir tur eksik oynayacaksın. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla iki tane yıpratıcı maç oynamayacaksın. Belki de bu maçların yıpratacağı 3-4 lig maçından kurtulmuş olacaksın. Beşiktaş maçını oynayıp Avrupa maçına çıkacaksın. Ki yani önemli maçları atlatmış olacaksın. İnşallah yolun sonu Avrupa olsun. Yolun sonu kupa olsun. Yolun sonu başarıdan başarıya giden bir takım olsun. Yolun sonu Fenerbahçe'nin mutluluğu olsun. Ha ben açık söyleyeyim.
Önümüzdeki 50 yıl boyunca hiçbir Türk takımı çeyrek final göremez. Ne Avrupa Ligi'nde, ne şeyde, ne orada, ne burada demiştim. Ben hala sözümün arkasında, öyle Fenerbahçe'nin çeyrek finali falan görmesini çok düşünmeyin. Hani çok olacak diye bir şey yok. Ama şunu düşünün. Bak şunu düşünün. Neden olmasın? Bugün bak bugün Fenerbahçe'ye bir tane stoper alalım ya. Kim Minji gibi bir tane stoper alalım. Takımın her şeyi değişti. Çehresi değişti, havası değişti. Biz hak ettik. Biz bunu hak ettik. Biz burayı hak ettik. Taraftarla hak ettik. Gücümüz de hak ettik. Yani 8. dakikada o sahanın hediye ettiği bir pas var. Şut pası. Başka bir şey yok. 15'te mesela Valencia'nın şutu var. 23'te golümüz var. Yani Arda'nın resitali var. Valencia araya girdi, net golü kaçırdı. İkinci yer Valencia bir tane daha kaçırdı. Hani iki sarı kart yedi, kırmızı karttan oyun dışı kaldılar. Psikolojik olarak mahvettik. Biz bugüne kadar yani biz bugüne kadar Kiev'i yenemiyorduk. İki maçta da yenmiş olduk Avrupa Ligi'nde. Ha hocam o kadar iyiydik de biz bunları niye Şampiyonlar Ligi elemesine ele yenmedik? Ya o kadar ajitasyon yaptılar ki herkes bunları kolladı, kayırdı. Bu maçta bile kolladılar, görmediniz mi faullerini, şunu bunu. Son 16'dayız. 24 Şubat 2023'e kadar ne kura var ne bir şey var. Rahatız. Rahatız. Kendi aralarında didişsin dursunlar. Ha iyi Tefe Demir oynasaydı iyiydi. Bak oyuna sonradan Zajc girdi mesela baktığın zaman. Crespo'nun oyunu yine etkiledi bizi. Sakatlar dönse şöyle olacak böyle olacak diye. Yani rüya gibi bir gece. Ülke puanına müthiş katkılarımız oldu. Yani hala da olması sürüyor. Müthiş katkılar var. Belki de şu Konya İslami dayanışma oyunları olmasa o da elenmeyecekti. Belki o da dahil olacaktı. En azından fazladan puan gelecekti. Galatasaray Kastamonu'ya 7 attı mesela, onu da eklemek lazım. Fenerbahçe 16, Başakşehir 16, Sivas 10, Trabzonspor 6,5. Konyaspor 2,5 puan, toplam 51 puan eklenmiş. Ülke puanla. Yani güzel gidiyoruz. Allah bozmasın. Şimdi hedef Sivas maçı. Pazartesi günü Sivas maçımız var. Ne yapıp edip Sivas maçını, ne yapıp edip Giresun maçını, iki maçı da kazanıp Dünya Kupası arasına bir şekilde girme zamanı. Desteklerinizden dolayı, beğenilerinizden dolayı, takibinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sahne sizin. Buyurun yoruma. Dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere dostlar.